İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Maher Haruk Günyan, Romanya Doğu Ermenistan'a iki uçak insanı yardım gönderdi. İnsan hakları savunucusu, Bakü'de tutulan Ermenilerin hayatları doğrudan ve gerçek bir tehdit altındadır. Ermeni arsakın olmadığı bir dünyaya kimin ihtiyacı var? İranistan Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanı, Doğu Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşın devam etmesinin hiçbir gerekçesi kalmayacak. Ergenler ve genç yetişkinler Sambo Dünya Şampiyonası'nda Ermeni sporcular bir altın ve bir gümüş kazandı. Batı Ermenistan Televizyonu ve Ermenya TV'yi destekleyelim. Çavuş Mıher Harutyunyan Stepanagert Merkez Savunma Bölgesi'nde görev yaptığı ve tank savar müfrezesinin takım komutanıydı. 44 günlük savaşın ilk günlerinden itibaren müfreze arkadaşlarıyla birlikte zapt edilemez bir şekilde tuttukları Füzuli'nin barandadaki mevzilerden birindeydi. Savaşın bitimine iki gün kala 7 Kasım'da Şuşi'nin savunması için yapılan savaşlarda 20 yaşındaki Muherhar Dünya'nın şehit düştü. Mahir Harutunyan 20 Temmuz 2000'de Arsak'ın Martuni ilinin Garmir Şuga köyünde doğdu. 14 Ocak 2019'da askere çağrıldı. 2020 yılının 27 Eylül'ünde Mahir'in tank savar müfredisi Varanda'ya hareket etti ve Karahan Beyli mevkiindeki mevzilerden birinde konuşlandı ve 24 Ekim'e kadar orada kaldı. 24 Ekim'de bir değişim gerçekleşti. Müher'in tank savar müfrezesi bir ay süren savaşlardan sonra yıkanmak ve dinlenmek için Stepanagirt'in Açapınyak bölgesine taşındı. Ve 29 Ekim'de müfreze zaten Şuşi bölgesinin Karindak köyünde konuşlandırılmıştı. 4 Kasım gecesi Karindak'taki yedek kuvvet köyden çekilmeye başladı. Müher'in tank savar müfrezesi de ayrıldı ve Şuşi'nin girişlerinde konuşlandı. 2020 yılının 17 Kasım'ında Marti Harutyunyan aranarak oğlunun cenazesinin çıkarıldığını söylendi. Baba oğlunun cesedini teşhis etmeye gitti. Ölen askerde müherin askeri defteri vardı ama o müher değildi. Müher aylardır kayıp kişiler listesindeydi. Bu olaydan sonra gitmeyeceğim yer kalmadı. Doğu Ermenistan'daki bütün annelere gittim. DNA testi yaptırdım ama oğlumu bulamadım savaştan 8 ay sonra Heratçı adlı adli tıp merkezinden aradılar. DNA'nın eşleştiğini söylediler. Vuruş çenenin altındaydı. Diğer çocuğun kafası da aynı şekildeydi. Bu yüzden kafasını karıştırdılar. Esir düşmemek için kendilerini vurdular diyor Marty Arutunyan. Meher Arutunyan 2021 yılında defnedildi. Romanya hükümeti artsaktan zorla yerinden edilen kişilere sağlanacak iki kargo uçağıyla 7 Ekim'de Doğu Ermenistan'a insanı yardım gönderdi. İnsani yardım Romanya'nın Doğu Ermenistan Büyükelçisi Kornel Ionescu ile Doğu Ermenistan İçişleri Bakanlığı'nın Başsekreteri Ara Fidanyan tarafından havaalanında açıklandı. Romanya'nın Doğu Ermenistan Büyükelçisi Kornel, halkının da ihtiyaç sahibi insanlara yardıma ulaşmasından mutlu. Romanya'nın Doğu Ermenistan Büyükelisi, bunun ülkelerimiz, halklarımız arasındaki çok açık ve çok yakın ilişkilerin kanıtı olduğunu düşünüyorum. Umarım ilişkimiz için çok güçlü bir köprü olur. Yakın gelecekte Stepanakert'teki patlamadan etkilenen vatandaşları Bükreş'e tahliye edeceğiz. İnsanların arkadaş olabileceğini ve ihtiyacı olanlara yardım edebileceğini bir kez daha göstermek için burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederim, dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Ermeni savaş esirlerinin çıkarlarını temsil eden insan hakları savunucusu Siranush Sahakyan'a göre Bakü'de tutulan Ermeniler yaşamlarına yönelik doğrudan ve gerçek bir tehdit altında dolayısıyla onlar tarafından verilen hiçbir bilgi güvenilir veya kullanılabilir olamaz. Sahakyan Armenpress'e verdiği röportajda adil yargılama hakkının çeşitli mekanizmalar aracılığıyla ihlal edildiğini dile getirmenin çok önemli olduğunu, Ermeni savaş esirleriyle ilgili bu tür süreçlerin zaten başlatıldığını ve devam ettiğini vurguladı. Tutuklanan askeri ve siyasi isimlerin son olaylarıyla Artsakh Dal Karabağ'da da bu tür süreçlerin başlatılması gerekiyor. Artsakh devletini simgeleyen ve Ermeni yanlısı faaliyetleriyle öne çıkan kişiler tutuklandı. Öte yandan zorluklara rağmen Arsa halkına ilham verdiler ve kendi kaderlerini tayin etme mücadelesi verdiler. Burada da intikam almanın söz konusu olduğu veya bu kişilerin siyasi nedenlerle zulme uğradığı açık. Ermeni nefreti koşullarında Bakü ne tür güvenceler verirse versin bu kişilerin rolü nedeniyle insan haklarının ihlali riskinin oldukça yüksek olduğu ve fiziksel güvenliklerinin ve yaşamlarının tehdit edilebileceği açıktır. Bakü yazılı olanlar da dahil olmak üzere anlaşmaları defalarca ihlal etti. İnsan hakları savuncusu, hala ülkelerine geri gönderilmemiş savaş esirlerimiz var. Bu da insani sorunların çözülmediğinin ve yalnızca siyasi süreçlerin var olduğunun ek bir kanıtıdır dedi. Sakyan'a göre insan haklarının korunmasıyla ilgilenen Birleşmiş Milletler Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapılar uluslararası alanda faaliyet gösteriyor. İnsan hakları savuncusuna göre yaptırımlar belki de en etkili baskı yöntemidir. Bu kadar çok suçun ardından en azından artık Bakü'nün eylemlerinin onaylanması ve belirli sayıda yetkiliye yönelik hedefli yaptırımların uygulanması gerektiği tezinin olgunlaştığını olumlu değerlendiriyor. Doğuda bu kez başka bir savaş var. Arap-İsrail. Doğuda savaşlar bitmiyor. Sadece uzun veya kısa süreli ateşkesler var. Bütün bunların Ermenilerle doğrudan bağlantısı var. Birincisi bizden pek de uzak olmayan savaş ateşi yakın sınırlarımıza kadar yayılabilir. İkincisi nasıl birinci dünya paylaşım savaşı Avusturya Macaristan tahtının varisi Frans Ferdinand'ın suikastıyla başladıysa başlayan 3. Dünya Paylaşım Savaşı da Artsakh suikastıyla daha da kızışabilir. Artsakh tüm dünyanın göz önünde ve herkesin katılımıyla öldürüldü. Sonrasında bölgeye barış gelmedi. Ancak Arap-İsrail çatışmasının jeopolitik derinliği göz önüne alındığında büyük aktörlerin doğrudan doğruya gitmesi uzun sürecek gibi görünüyor. Veya dolaylı olarak buna dahil olmuştur. Aslında Artsakh'ın barış içinde yaşamasını sağlayalım şeklindeki hatalı düşünce sadece bazı Ermeni çevrelerinde değil, dünya siyasi düşüncesinde de yaygın ve artık çeşitli küresel aktörler Artsakh'ı verdikten sonra barış içinde yaşanmayacaklarını anlayacaklar. Artsakh yalnızca Doğu Ermenistan'ın güvenliğinin garantörü değildi. Aynı zamanda aslında bölgesel ve dünya barışının da garantörüydü. Bütün bunlardan yararlananlar, bilerek ya da bilmeyerek etkisiz hale getirildiler. Küresel oyunculardan birinin yakın zamanda söylediği ünlü bir cümleyi yeniden ifade ediyorum. Peki Ermeni Arsak'ın olmadığı bir dünyaya kimin ihtiyacı var? Yıllardır jeopolitik gelişmeleri takip eden ve dünyada yaşanan süreçlere dair net bir vizyona sahip olan Batı Ermenistan hükümeti. Yeni dünya haritasının şekillenmesinde Ermenistan devletinin rolünü ve önemini defalarca vurguladı. Ermenistan devleti yeni gelişen tüm süreçlerin başlaması gereken başlangıç noktasıdır. Nakhichevan, Cavah ve Artsah'ın geçici olarak kaybedilmesi 1919'da kurulan ve 20'den fazla devlet tarafından hukuken ve fiilen tanınan Ermenistan devletinin olduğu anlamına gelmez. Bir Ermenistan devleti var ve kendi topraklarında yaşayan, vatanının sahibi ve efendisi olan ve onun geleceği için her zaman mücadeleye hazır olan yerli bir Ermeni var. İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tüm General Muhammed Hüseyin Bağeri, Güney Kafkasya bölgesindeki son olaylara ve Doğu Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine değindi. Son haftalarda yaşanan olaylarla Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden tesis ettiğini belirterek bu topraklardaki azınlıkların barış içinde yaşaması ve eşit haklara sahip olması gerektiğini ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı'na göre Tahran, Doğu Ermenistan ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunmasına saygı duyuyor ve değer veriyor. İranistan Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanı Tüm Muhammed Hüseyin Bahiri, iki ülke yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde ve müzakerelerde vurguladığımız konu bu. Dolayısıyla Kafkas bölgesinin tam bir barışa kavuşarak bölgenin coğrafi ve jeopolitik sınırlarını değiştirmeden barışın ve yeniden yapılanmanın tanığı olmasını umuyoruz. Mihir Nefsin verdiği ve Armen Presin aktardığına göre Muhammed Hüseyin Bahiri bundan sonra savaşı sürdürmenin hiçbir gerekçesi kalmayacak dedi. Ergenler ve Genç Yetişkinler Dünya Sambo Şampiyonası 2023 oyunları 26 ülkeden sporcunun katılımıyla Kazakistan'ın başkenti Bişkek'te 6 Ekim'de başladı. Yarışmaya 5 Ermeni sporcu katıldı. 53 kiloda genç güreşçi Alik Mekinyan, ne yazık ki ilk güreş karşılaşmasını kaybetmiş ve bir sonraki müsabakadan elenmiştir. Martin Manukyan ve Maher Haçadıryan da gençlerde sırasıyla 58 ve 79 kilogram kategorilerinde yenilgiyle uğradı. İlk güreş karşılaşmasını beraberlik sonucu kaybeden Arsen Ayrabetyan başarılı bir performans sergiledikten sonra Hollandalı ve Kazak rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi gergin geçen güreş karşılaşmasında Fias bir takımını temsil eden Rus Valeri Gerasminko'ya 3-1 mağlup olan Arsen gümüş madalyayla yetindi. Maher Ohanyan mükemmel bir performans sergileyerek gençler 71 kilogram kategorisinde altın madalya kazandı. Finalde Fransızlara karşı 8-0, Ruslara karşı 4-1, Kazaklara karşı 8-0 ve Azerbaycanlara karşı 3-1 gibi skorla galibiyetlere ulaştı. Bugün 6 sporcumuz daha yarışacak. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Artur Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Haber Hayrenik adlı eseri sunuyoruz.

kes Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.